10.55'te heyet buraya gelmiş oldu. 11.08'de mezarın açılması ile ilgili çalışmalar başladı. 11.31'de de Cem Garip cesedi olduğu iddia edilen kemiklerine kafatası ulaşıldı. Mezarlık iki parça halinde. Pardon, pardon. Ceset bir türlü arz etmiyor. Kemikler var. Kafatası tamam, ben de görüntü ya. Dağınık bir şekilde toplamış. Konuşayım üzerine. İşte şu anda anlık bir problem yaşıyoruz. Arkadaşlarım onu düzeltmeye çalışıyorlar. Cem Garipoğlu kaldığı cezaevinde intihar etmiş ve ölümde şüpheli bulunmuştu. Karabulut ailesi bildiğiniz gibi Cem Garipoğlu'nun ölmediğini iddia etmişti. Yıllar boyunca talepleri hep gündemdeydi. Avukatları Rezan Özdemir şu anda ekranda görüyoruz. Bir açıklama yapıyor. Ve şimdi oradaki incelemelerin akademik ve bilimsel perspektifte sağlıklı yapılabilmesinin hukuki ve fiili koşulları oluşmuyor. Ama burada biz mesela suyun mezarlığın içerisini doldurmadığı, dolayısıyla su nedeniyle cesedin bir fosilleşme sürecinin başlamadığını çok net bir şekilde gördük. Ama tekrardan söyleyeyim, iki tabaka vardı. İlk tabakada hiçbir şey yok. İkinci tabakada da kefen bekliyorduk biz ve bez. Kefen ve bez yoktu. Toprağın üzerinde dağınık şekilde kemikler ve kafatası vardı. Onu bilemiyorum ya, o konuda ben bir şey söyleyeyim ama an itibariyle tutanağa da geçti. Kefenle bezin olmadığını hem Ali Tıp uzmanları, 3 tane uzman arkadaşımız yazdılar. Hem de biz de tutanağa geçirdik. Başsavcılık da keza onu yazmış oldu. Dolayısıyla toprağın üzerinde dağınık bir şekilde duran kemikler ve kafatası vardı sadece. Ceset bütünlüğü daha keza yoktu. Kimlik teşhisi yapılması ile ilgili biliyorsunuz Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazmıştı. Yetki bakımından Karacaahmet Mezarlığı yetki bakımından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yetki alanında olduğu için orada ölenin yakınlarının hazır edilmesi ve kimlik teşhisinin yapılmasını teminen bu talep edilmişti. Tabii ceset bütünlük arz etmediği için kimlik teşhisi yapılması zaten fiilen olanaksız ama geldiğimiz noktada bu kimlik teşhisi işlemi de yapılamadı. Çünkü ölenin herhangi bir yakını, Garipoğlu ailesinin herhangi bir ferdi veya komşusu diye yazılmıştı başsavcılık talimatında keza. Burada hazır edilmedi. Gelmediler. Sadece avukatları Orhan Şahin meslektaşımız hazır bulundu. Avukatları huzurunda bu işlem yapıldı. Bizim vekillerimiz zaten çok acılı oldukları için böyle bir şeyi kaldıramayacaklarından bahisle psikolojik olarak yeni bir travma yaşamamak için tercihen gelmemeyi uygun buldular. Ama mutlaka kimlik teşhisi işlemi için ölenin yakınlarının hazır bulunması gerekirdi. Bu nedenle teşhis işlemi yapılamadı. Onu da tutanağa derc etmiş olduk biz. O kemik parçaları, küçükler bırakıldı ama büyük kemik parçaları ve kafatası steril bir şeye konularak beze Ali Tıp Kurumu Moh İktisat Dairesi'ne götürülmek üzere hazır edildi. Tek tek incelenecek. Onlar özellikle dişler incelenecek varsa dişler üzerinde. Fakat bizim orada da bir itirazımız oldu. Biz bu incelemenin Ali tekniği bakımından Garipoğlu ailesindeki erkek bireylerin YSTR DNA'larıyla güncel biyolojik verileriyle DNA analizleri yapılmasını istiyoruz. Geçmişte alınanlar üzerinden yapılmasını sağlıklı bir sonuç vereceği kanaatinde değiliz. Onu özellikle talep ettik. Yani dedik ki siz güncel bir şekilde bu DNA örneklerini, genotipleri, YSTR DNA'ları güncel bir şekilde lütfen alın dedik. Zannediyorum şimdi bundan sonraki aşamada çok hızlı bir şekilde Garipoğlu ailesinin erkek bireyleri Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Başsavcılık Makamı tarafından Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek ve Adli Tıp Kurumu tarafından DNA örnekleri alınacak. O güncel DNA örnekleriyle bu incelemenin yapılmasını biz özellikle rica ettik. 2014'te veya geçmişte yani yapılan 2009 yılında yapılan DNA incelemeleri, oradaki biyolojik verilerle bunun yapılmasını biz sakıncalı buluyoruz. Gerçekten bizim amacımız adaletin tecellisi, maddi gerçeğin ortaya çıkmasıysa yeniden bu DNA örnekleri.